Merhaba sevgili arkadaşlar. Gümüşhane Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü olarak ikinci ders serimiz olan klasik mekanik dersine başlayacağız. Bazı arkadaşlar bana söylediler, niye önce klasik mekanik yapıp sonra kuantum mekaniği yapmadınız? Çünkü bir önceki ders serimiz kuantum mekaniğiydi. Aslında tarihsel olarak bakarsak, tarihsel gelişim açısından önce klasik mekanik gelişmiş, ondan sonra kuantum mekaniği gelişmiş, doğru. Ama kuantum mekaniği klasik mekanikten daha genel bir teori olduğu için dolayısıyla tümden gelim mantığını kullanırsak çok da hatalı değil. Önce kuantum mekaniği dersini görüp sonra klasik mekanik dersini görmek çok da hatalı değil. Biz bu yolu seçtik. Önce kuantum mekaniği serisini bitirdik. Şimdi klasik mekanik serisini yapıyoruz. Sonra özel görelilik teorisi diye devam edecek inşallah. Şimdi arkadaşlar şurada bir tablo yaptım ben. Bu tabloda biliyorsunuz fizikte 3 tane temel büyüklük vardır. Bunlar kütle, uzunluk ve zaman. Bu baştaki en küçük nicelik, bu en küçük ve en büyük. Doğanın işlediği aralık bu. Bu bizim bildiğimiz en küçük kütle işte kabaca. Elektronun kütlesi 10 üzeri x 31 kilogram. 10 üzeri 52 kilogram tüm bilinen evrenin kütlesi. Gözlenebilen evrenin kütlesi 10 üzeri 52 kilogram yaklaşık olarak. Bu aralıktaki fizik, bu aralıkta kütle skalası açısından bu aralıkta olan tüm olaylarla ilgilenir. Uzunluk olarak bakarsak burası 10 üzeri eksi 35 metre. En küçük mümkün uzunluk miktarı. Bu Planck uzunluğu 3 tane sabitle elde edilir. Bu 3 tane sabit Planck sabiti. H, C ışık hızı, G de evrensel kütle sabiti. Bu üçünün değişik kombinasyonları şeklinde bir uzunluk ifade edersek eğer o uzunluğun değeri 10 üzeri eksi 35 metre olacak. 10 üzeri 26 metrede yine bilinen, gözlenebilir evrenin bir ucundan bir ucuna olan mesafesi. Uzunluk skalasında yine fizik bu aralıktaki olaylarla ilgilenir. Çok geniş bir aralık, çok geniş bir spektrum. Yine zaman olarak en küçük zaman birimiz Planck zamanı. Yine bu 3 tane sabitten elde edilen en küçük mümkün zaman 10 üzeri eksi 43 saniye. Ve en büyük zaman da Big Bang'den itibaren ölçersek, yani evrenin yaşı 13.7 milyar yıla tekabül ediyor bu. 10 üzeri 17 saniye. Tüm bu geniş bir skalada, spektrumda doğanın ya da evrenin yasaları işler. Ve fizik bunları anlamak üzere yola çıkmıştır. Çok büyük bir iddia. Bütün bu skalada meydana gelen olayları biz anlamak istiyoruz. Şimdi burada bir de iki tane daha sütun yaptım şu aralık arkadaşlar. Burası ise şimdi hiçbir alet ve edevatımız olmadığını farz edelim. Sadece kendi 5 duyu organımızla görerek, dokunarak, hissederek, duyarak ölçebildiğimiz skalayı gösteriyor. Kabaca çizdim bunu. Mesela biz 10 üzeri eksi 2 kilogramlık bir cismi ancak kendi elimizle elimize koyarsak bu kadarlık bir kilogramı hissedebiliriz. Yani bundan daha küçük bir kilogramı herhalde hissedemeyiz, değil mi? Bu kaç? 10 grama tekabül ediyor. 10 gram. Belki en fazla 10 üzeri eksi 3 kilogram olur. Hadi 10 üzeri eksi 3 kilogram diyelim. 1 gram diyelim. Ama daha küçük mikrogram ya da nanogram mertebelerinde bir kütle elimize aldığımız zaman hissedemeyiz bile. En fazla 10 üzeri 3 kilogramı diyelim ki kaldırabiliriz. Çok büyük bir kilogram bu aslında. Yani 10 üzeri 2 kilogram. Ama yine tam bir aralık verebilmek için kabaca 10 üzeri 3 kilogram dedim. Uzunluk olarak da 10 üzeri eksi 4 metrelik bir uzunluğu belki gözlerimiz fark edebilir. Ve görebileceğimiz en uzun mesafe de 10 üzeri 4 metre olsun. Bunlar yanlış da olabilir ama kabaca bir şeyler çizdim. Bir skala verebilmek için. Zaman olarak da 10 üzeri eksi 1 saniye. 1 saniyenin 10'da 1'i. Belki 10 üzeri eksi 2 saniye olabilir en küçük. Bu kadar zaman dilimini belki fark edebiliriz. En büyük olarak da, en uzun olarak da 10 üzeri 7 saniye. Bununla ilgili yapılmış deneyler var aslında. İnsanları kapalı bir ortama koyuyorlar. Sonra hiçbir saat, hiçbir şey olmadan
orada beklettikleri zaman belli bir süre sonra artık zaman kavramını yitirdikleri gözlemlenmiş. Bununla ilgili gerçek yapılmış deneyler var. O da yaklaşık 10 üzeri 7 saniye, 100 küsür güne tekabül ediyor herhalde. Bu kadar skalada bizim kendi 5 duyu organımızla, hiçbir dedektörümüz, hiçbir fiziksel aletimiz olmadan bu kadarlık bir küçücük bir aralıkta vuku bulan olayları ancak hissedebiliriz, gözlemleyebiliriz, onlarla ilgili akıl mantık geliştirebiliriz. Fakat fizik çok daha büyük skalada işler evrenin yasaları. Hem de çok daha büyük. Bu aralıkla kıyaslandığı zaman görebileceğiniz gibi, değil mi? İhmal edilecek kadar küçücük bir aralıktır. Biz sadece şu kadar küçük bir skala ile ancak 5 duyu organımız bunları fark edebilir ve bu aralıkla ilgili geliştirdiğimiz mantığımız, ön sezgilerimizin tüm fizik için geçerli olmasını bekleyemeyiz. Peki neden bu kadar küçük bir aralıkta sadece bizim aklımız, beynimiz çalışır? Çünkü doğal seleksiyon sürecinde hayatta kalabilme mücadelesinde başarılı olabilmek için sadece bu skalada olan olayları bilmek, anlamak ve onlarla ilgili refleks geliştirmek, akıl mantık geliştirmek yeterli olmuştur. Mesela diyelim ki yiyecek kavgasında iki tür düşünün. Kavgayı kazanan hayatta kalacaktır, değil mi? Kaybeden başarısız olacak. Peki rakibin saldırı hamlesini fark edip ona göre refleks geliştirmek için 10 üzeri eksi 1 saniye kadar kısa bir süre yeterli. Çünkü beyin o kadar sürede eğer kaslara sinyal gönderirse ona göre gardını alacak. Hayatta kalabilmek için bu kadar küçük zaman yeterli. Başka gerek yok. Çünkü daha küçük zaman dilimlerinde 10 üzeri işte mikrosaniye ya da nanosaniye mertebelerinde beynin boşu boşuna sinyal gönderip enerji harcamasına bu süreçte, evrim sürecinde izin verilmemiştir. Ondan dolayı bizim mantığımız sadece şu küçük kısa bir skalada gerçekleşir. Fakat biz bütün evreni anlamak istiyoruz. Doğayı hepsini anlamak istiyoruz. O halde bütün bu skalada meydana gelen olayları anlamamız lazım. Bunun için aklımız, mantığımız, sadece 5 duyu organımız yeterli değil. Farklı teknikler geliştirmemiz lazım. Nedir o teknik arkadaşlar? Matematiktir. Mesela kuantum mekaniğinde çok küçük skalada olan olayları anlamak istiyoruz. Hiç kimse elektronu, protonu, nötronu görmemiştir. Göremez, çok küçük çünkü. Onların hareketini, davranışlarını anlamak için, zaman evrimini tahmin edebilmek için bazı tekniklere ihtiyacımız var. Matematiksel teknikler geliştirmişiz. Mesela kompleks sayılar. Mesela matris mekaniği. Bunları geliştirerek biz elektronun davranışlarını anlayabiliriz. Ve çoğu zaman bulduğumuz sonuçlar kuantum mekaniği ile ilgili aklımıza, mantığımıza terstir. Ama aklımıza, mantığımıza güvenemeyiz. Neye güvenmek zorundayız? Matematiğe güvenmek zorundayız. Şimdi biz daha çok klasik mekanik, daha çok bu küçük skalada olan olaylarla ilgilenir klasik mekanik. Ve tüm klasik mekanik yasaları, tüm fizik yasaları için geçerli değildir. Böyle bir şey zaten bekleyemeyiz. En nihayetinde küçük parçacıklara indiğimiz zaman yerini daha genel bir teori olan kuantum mekaniğe bırakmıştır. Daha büyük hızlara çıktığımız zaman relativistik fizik, özel görelilik teorisi yasalarına yerini bırakmıştır. Veya bunun gibi belli bir skalan dışına çıkıldığı zaman kullandığımız modeller, teoriler değişir. Fizik yasası da, bu klasik mekanik de bir etkin modeldir. Etkin modelden kastımız da şu. Mesela Mehmet arkadaşımız çok güzel uçak modelleri yapıyor ve başarılı bir şekilde de uçuyor bunlar. Bu uçak modeli yapabilmesi için aslında uçağı meydana getiren parçaların her birisinin madde olduğu, maddenin atomlardan meydana geldiği, atomun çekirdeğinde proton, nötron etrafında elektronların olduğu, proton, nötronların kendilerinin de kuarklardan oluştuğunu ve kuarkların bir araya tutan parçacıkların gluonlar olduğunu bilmesine gerek yok. Her ne kadar bu söylediklerim doğru olsa bile etkin bir uçak modeli yapmak için bütün bu bilgilere ihtiyaç yok. Sadece şuna ihtiyaç var. Uçağın ağırlık merkezi neresi olmalı? Kanat açıklığı nasıl olmalı?
motorun gücü ne kadar olmalı? Bütün bunları hesaba kattığımız zaman uçak başarılı bir şekilde uçar. Çok atom altı seviyede bilgiye gerek yok. Klasik mekanik de bunun gibi etkin bir modeldir. Klasik mekanik makroskopik alemde meydana gelen olayları anlamak için çok atom altı seviyede bilgilere ihtiyaç yok. Sadece klasik mekanik yasaları etkin bir modeldir. O skalada makroskopik alemde olan olayları başarılı bir şekilde açıklar. Fakat skala değiştiği zaman artık o yasalar geçerli değildir. Ve şöyle bir şey çizeyim. Fiziğin ilgilendiği alanlar. Şurası hız olsun. Şurası hız skalası olsun arkadaşlar. Sağ tarafa gittiğimiz zaman hız artsın. Yukarı doğru gidildiği zaman ise kütle azalsın. Kütle yukarı doğru azalıyor, aşağı doğru artıyor. İşte kütle azalır. Şimdi klasik mekanik yaklaşık şöyle bir bölgeye oturur. Küçük hızlarda ve makroskopik ölçekteki cisimlerin hareket davranışlarını ve zaman evrimini anlamak için kullandığımız etkin bir modeldir. Burası klasik mekanik. Hız arttıkça büyük hızlarda artık klasik mekanik değil, özel görelilik teorisi devreye girer. Buradan büyük hızlardan kastımız ışık hızıyla karşılaştırdığımız zaman ışık hızıyla kıyaslanabilir nicelikteki hızlar için. Dolayısıyla burası relativistik fizik. Relativistik fizik yasaları buradan devralır. O hızlarda ve kısmen makroskopik cisimlerde meydana gelen olayları inceler. Kütle azaldığı zaman ve hız da küçük olduğu zaman burası relativistik olmayan kuantum mekaniği bölgesidir. Kuantum mekaniği buraya oturur. Relativistik olmayan ya da non-relativistik kuantum mekaniği. Bölgeye oturur. Küçük cisimler için ve küçük hızlar için. Şu bölgede ise küçük cisimler ve büyük hızlar için relativistik kuantum mekaniği. Burası relativistik kuantum mekaniği bölgesidir. Diğer bir ifadeyle buradaki kuantum alan teorisi. Değil mi? Kuantum alan teorisi de bu bölgeye oturur. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunların her birisi birer etkin modeldir. Sadece bu skaladaki olayları anlamak için kullandığımız fizik yasalardır. Biz aslında bilimin amacı tüm bu skalada meydana gelen bütün hadiseleri, bütün olayları açıklayacak tek bir teori geliştirmek, keşfetmek. Her şeyin teorisi. Eğer bir gün böyle bir teori başarırsak bu sıradan bir insanın anlayabileceği seviyede çok basit olacaktır. Herhangi bir insanın anlayacağı seviyede çok basit bir yasa olacaktır. Her şey çünkü sıfırdan başlamışsa. Ancak şimdilik kullandığımız modeller bunlar. Bizim bu dersimizin amacı, bu dersimizin konusu klasik mekanik. Şu bölgede işlem göreceğiz. Ve bu bölgedeki olan yasaları anlayacağız. Ve bu bölgede vuku bulan hadiseleri anlayan, iyi bir şekilde açıklayan klasik mekanik, diğer bir ifadesi Newton mekaniğidir. Yani esasen F eşittir ma, bütün bu olayları tek bir küçük denklemde özetler. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Faz uzayına, faz uzayı diyelim şimdi. Eğer klasik mekanik yapıyorsanız ilk öğrenmemiz gereken şey faz uzayı. Çok önemli. Şimdi faz uzayı tanımlayalım. Şimdi arkadaşlar elimde şu tebeşir var. Ben bu tebeşiri fırlattım. Tebeşir belli bir noktada yere düşecek, değil mi? Şimdi fırlatma açısını, fırlatma hızını ve açıyı hiç değiştirmeden benim başlangıç koşulumu, konumu değiştireyim. Birazcık ileri gidersem taş biraz daha ileri düşecek. Birazcık geri gidersem önceki düştüğü noktadan birazcık daha geriye düşecek, değil mi? Ve her bir konumu değiştirdiğim zaman taşın izlediği yörünge farklı farklıdır. Herhangi bir anda taşın nerede olduğu dolayısıyla değişmiştir. Yörüngesi değişmiştir.
Dolayısıyla taşın nereye düştüğü ya da herhangi bir anda nerede olduğu benim ilk konumuma bağlı. Taşın ilk konumuna bağlı. Nereden fırlatıldığına bağlı. Bir şeye daha bağlı ama sadece ilk konuma bağlı değil. O da şu. Diyelim ki tebeşir, taş değil. Tebeşiri bırakırsam, direkt bırakırsam yani ilk hızı sıfır olursa direkt aşağı düşecek. İlk hızını değiştirirsem bu tarafa atarsam şu tarafa düşecek. Hızın yönünü değiştirsem bu tarafa atarsam bu tarafa düşecek. Değil mi? İlk hıza bağlı olarak yörüngesi değişir. O halde bir taşın herhangi bir anda nerede olduğu, nasıl davranış göstereceği, nerede olacağı ve hızının ne olacağı iki başlangıç parametresine bağlı. Bir, ilk konum. İki, ilk hız. Hem konumuna hem hızına bağlı. Şimdi, dolayısıyla bir mekanik sistemin, bir makroskopik cismin dinamiği sadece koordinat ekseninde x, y, z dediğimiz 3 boyutlu uzayda değil. Hem koordinat hem de hızlardan oluşmuş bir uzayda gerçekleşir. Böyle bir uzayda incelemek daha faydalıdır. Biz bu uzaya faz uzayı diyoruz. Tamam? Hayali bir uzaydır. Koordinat ve hızlardan oluşur. Burada koordinat ve hız birbirinden bağımsız parametrelerdir. Ona biz faz uzayı diyoruz. Ve genelleştirilmiş koordinat, şimdi biz cismi problemi incelerken değişik farklı koordinat sistemleri kullanacağız. Eğer kartezyen koordinat kullanırsak x, y, z. Küresel koordinatlar kullanabiliriz. R, teta, fi değil mi? Kutupsal koordinat ya da silindirik koordinat. Bütün bu koordinatları kullanabiliriz. Ben hepsine hangi koordinatı kullandığımızdan bağımsız olarak genelleştirilmiş koordinat diyorum. Ve onları Q ile temsil ediyorum. Q1, Q2, nokta nokta, Qn. Bu genelleştirilmiş koordinat. Ve parçacığın dinamiği sadece koordinatla ilgili değil, bir de hızlarıyla ilgili. O halde genelleştirilmiş hızlar da tanıtmamız lazım. Q1 nokta, Q2 nokta, nokta nokta, Qn nokta. Bu da genelleştirilmiş hız. Genelleştirilmiş koordinat ve genelleştirilmiş. Burada Q1 noktaları zamana göre türev anlamında kullanıyorum. Q nokta dediğim şey dQ bölü dt, konunun zamana göre türevi, o da hız. O halde genelleştirilmiş koordinat ve genelleştirilmiş hız. Bu böyle bir uzaya biz faz uzayı diyoruz. Şurası Q, burası da Q nokta, bu faz uzayıdır. Ve bu tahta düzlemini çizdiğimiz için iki boyutlu gözükebilir ama bu iki boyutlu değil, n boyutlu, iki n boyutlu. Mesela kartezyen koordinatı düşünürsek Q, X, Y, Z'yi temsil eder. Q nokta her birine tekabül eden hızlardır. Vx, Vy, Vz. Dolayısıyla bu ne oldu? 6 boyutlu bir uzay olmuş oldu. N boyutlu olabilir. İlla 3 boyutlu olmasına gerek yok. Matematiksel olarak istediğimiz kadar boyutta çalışabiliriz. Her bir boyuta tekabül eden hız vardır. N boyutlu bir uzaydır. Bu faz uzaydır. Ve bir klasik mekanikte bir sistemin durumu faz uzayında bir nokta ile temsil edilir. Bakın bu noktaya tekabül eden iki nicelik var. Birisi hız, birisi de konum, birisi de hız. Bu ikisini bilmek yeterli. Eğer bu ikisini biliyorsak parçacıkla ilgili bütün dinamik parametreleri biliyoruz demektir. Çünkü hızı ve konumu biliyorsan parçacığın enerjisini bilirsin, kinetik enerjisini. Hızını biliyorsan 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjisini bildik. Potansiyel enerji biliriz. Çünkü potansiyel enerji genelde konuma bağlı. Başka açısal momentumunu biliriz, açısal hızını biliriz, normal hızını biliriz, her şeyi biliriz. Faz uzayında yeterli. Faz uzayı bir sistemin dinamiğini incelemek için bize ihtiyacımız olan tüm parametreleri sağlar. Ama normal koordinat ekseninde çalışsak, kartezyen koordinat mesela, hız olmadığı için orada hız eksik. Öyle bir uzayda çalışmak bize çok fazla faydalı bilgi vermez. Ondan dolayı başka bir uzaya geçiyoruz. Hayali bir uzay, yani faz uzayına geçiyoruz. Faz uzayında inceliyoruz. Ve bir sistemin zaman evrimi arkadaşlar bu faz uzayındaki akışla gösterilir. Sistem zamanla değişir değil mi? Hareket ediyorsa eğer hem konumu değişir zamanla ve bir kuvvet etkisinde hareket ediyorsa ya da bir potansiyel içerisinde hareket ediyorsa hızla değişiyor demektir. Ve faz uzayında bir sistemin durumu böyle bir çizgiyle ifade edilebilir. Her an sistemin durumu farklı farklı yerdedir. Ve
bir sistemin hareket denklemini bilirsek eğer klasik mekanikte, sistemin gelecekte ne yapacağını kesin bir şekilde bilebiliriz. Çünkü hareket denklemlerin çözümü tektir. Hiçbir kafa karşılığı yoktur. Bu anlamda klasik mekanik deterministiktir. Faz uzayında hiçbir zaman buna biz faz yörüngesi diyoruz. Bir sistemin faz uzayında izlediği yörüngeye faz yörüngesi diyoruz. Ve çoğu zaman arkadaşlar faz yörüngesini bilmek bizim ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize verir. Sistemin zaman evrimini gösterir çünkü. Zamanla nasıl değiştiğini gösterir. Faz yörüngesi. Şimdi bu faz yörüngesinin bazı özellikleri var tabii. Bunlardan en önemlisi şu. Hiçbir zaman faz yörüngesi kendini kesmez. Mesela şöyle bir faz yörüngesi olamaz. Klasik mekanikte böyle bir olay meydana gelmez. Faz yörüngesi zamanla değişebilir ama gelip de kendini hiçbir zaman kesmez. Şundan dolayı, çünkü bu deterministik değildir. Mesela eğer herhangi bir zamanda buradaysam, sistemin dinamiği buradaysa, durumu buradaysa, belli bir süre sonra burada olacaktır. Buraya yoğunlaşıyoruz değil mi? Mesela belli bir süre sonra burada olacak, burada olacak. Şimdi hepsi gelecekte sistemin ne yapacağı belli. Başka hiçbir yer değil ama ta ki şuraya gelene kadar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman iki tane seçeneğimiz var. Eğer sistemin durumu buradaysa bir sonraki adım nereye gidecek? Bu tarafa mı gidecek? Yoksa bu tarafa mı gidecek? Ne oldu? Bir belirsizlik oldu. Klasik mekanikte hiçbir zaman belirsizlik yoktur. Her şey deterministiktir. Sistemin ne yapacağı kesindir. Dolayısıyla faz uzayında böyle bir yörünge olur. Klasik mekanikte böyle bir şey gerçekleşmez. Ama faz yörüngesi kapalı olabilir. Şurası Q, Q nokta olsun. Mesela şurası bir kapalı bir faz yörüngesine tekabül eder sistemin. Böyle bir faz yörüngesi olabilir. Bu yanlış değildir. Esasen periyodik hareketlerin faz yörüngeleri kapalı bir yörüngedir. Periyodik hareket yapan bütün sistemlerin faz yörüngeleri kapalıdır. Biz şimdi birkaç tane böyle fiziksel sistemin faz yörüngelerini nasıl bulmamız gerektiğine bakalım. Faz yörüngesini inceleyelim. Bize bunlar faydalı bilgiler sağlayacaktır. En önemlisi bunları bu fiziksel sistemlerden en önemlilerden bir tanesi daha doğrusu basit harmonik sallıcı. Klasik olarak basit harmonik sallıcı şimdi inceleyelim. Biz kuantum mekaniğinde basit harmonik sallıcı incelemiştik zaten. Bir de klasik olarak inceleyelim. Basit harmonik sallıcı arkadaşlar biliyorsunuz bir yayın ucuna bir kütleyi koyarsak o kütleyi denge noktasından bir miktar serbest bırakıp bir miktar açıp serbest bırakırsak denge noktası etrafında sallım hareketi yapacak. Buna basit harmonik sallıcı diyoruz. Evet. Şöyle bir yayımız olsun. M kütleli bir cisim. Şurası x eşittir 0 noktası olsun. Belli bir mesafe açıp sonra serbest bırakıyoruz. Artık dokunmuyoruz sisteme. Sürtünme yoksa şimdilik sürtünmeyi ihmal edeceğiz. Sürtünme yok. Daha sonra sürtünmeyi de ekleyeceğim. Faz yörüngesinin nasıl olduğunu göstereceğim. Sürtünme yok. Ve sistemin şurası x ekseninde olduğu için koordinatı x ile gösterelim. M x2 nokta eşittir eksi k çarpı x'tir. Çok küçük miktar açıyoruz. Dolayısıyla kuvvet x ile orantılı. Harmonik sallanıcı olduğundan dolayı. Şurası da burası Hooke yasası. F eşittir ma. Burası kuvvet. Yayın geri çarjı kuvveti. Bu da kütle çarpı ivme. Şimdi bu belli bir frekansta tabii titreşim yapar. Sistemin frekansı omega eşittir karekök içerisinde k bölü m'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla burası da m atarsak k bölü m olur karşı taraf omega kare olur. X 2 nokta eşittir eksi omega kare x'tir. Hareket denklemi bu. Sistemin hareket denklemi. Bu hareket denklemini çözersek eğer herhangi bir konumda, herhangi bir anda konumunun ne olacağını, hızının ne olacağını kesin bir şekilde biliyoruz demektir. Ve tamamen deterministiktir. Hareket denklemi ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. Bu basit bu diferansiyel denklemi çözmek. Çoğu zaman ikinci dereceden diferansiyel denklemleri çözmek zordur ama bu örneğimizde basit olduğu için şöyle çözümünü kısaca bahsedeyim size.
Bu sinüs ve kosinüstür açıkça, değil mi? İki kere türevini alıyorsanız birkaç sayı defa kendisi eksi işaretiyle beraber veriyorsa bu periyodik fonksiyonlardır. Sinüs kosinüstür onların lineer kombinasyonu şekliyle ifade edilir. Dolayısıyla x t eşittir a çarpı sinüs omega t artı b çarpı kosinüs omega t şeklinde bir çözümü vardır bu denklemin. Bunları iki kere türe alıp yerine koyarsak denklemi sağladığını görürüz. Başlangıç koşullarını kullanarak bu A ve B katsayılarını bulabiliriz. Mesela cismin ilk hızı V0 olsun, ilk konumda 0 olsun. İlk konumu 0 ne demek? İlk T yerine 0 koyarsak 0 elde ediyoruz demektir. T yerine 0 koyarsam sinüs 0, 0. Kosinüs 0, 1. Burası B kaldı. B eşittir 0 olur. Böyle bir problemde başlangıç koşulları verildiği zaman B'nin 0 olduğunu bulduk. Sonra... ilk hızı da V0 olsun. Yani x nokta t eşittir 0. Herhangi bir ilk hızı olsun. 0 da olabilir. 0 olmayabilirdi ama genel olarak 0 olmasın diyelim. V0 gibi bir ilk hızı olsun. Artık B'nin 0 olduğunu bulduk. Burası çözümde yok artık. Sadece şu kısım var. Bir kez türevini alıp V0'a eşitlersek B'yi buluruz. Bunu bir kez türevini alırsak omega çarpı A çarpı kosinüs omega t ve t yerine de 0 koyacağız. Kosinüs çarpı omega 0 çarpı 0 eşittir v 0 olacak. Bu ilk hızı olmuş oldu. Kosinüs 0 1'dir. Şurası 0 artık. T yerine 0 koydum. Şurası 0. Dolayısıyla a eşittir v 0 bölü omega. A katsayısını da bulduk. V 0 bölü omega. Dolayısıyla hareket denklemini harmonik savunucu ile ilgili bulduk. Harmonik savunucu hareket denklemi şu. V 0 bölü omega çarpı sinüs omega t. Bu sistemin bütün geleceğini, geçmişini, tüm zaman evrimini bu denklem gösterir. Evet. Şimdi şey yapalım. Fakat dediğim gibi arkadaşlar, şunu da yazayım. Ben sistemin toplam enerjisini yazalım mesela. Toplam enerjisi nedir? Bir kere bir potansiyel var bunun. Potansiyeli var. Önce kinetik enerjisini yazalım. Kinetik enerji K ile gösterelim. 1 bölü 2 M çarpı V kare. V kare. Bu kinetik enerji. Potansiyel enerjisi ise, potansiyel enerjisi de V ile gösterelim. 1 bölü 2 KX kare. Ama K da şuradan K'yı çekersek M çarpı omega kare olur. Dolayısıyla potansiyel enerjisi 1 bölü 2 M çarpı omega kare çarpı x kare olur. O halde sistemin toplam enerjisi 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 m çarpı omega kare x kare olur. Şimdi arkadaşlar, asıl ben bu problemi böyle çözmek istemiyorum. Ben faz uzayında sistemin amacım faz yörüngesini bulmak. Ve çoğu zaman ikinci dereceden diferansiyel denklemler çözmek zor olduğundan dolayı mümkünse birinci dereceden diferansiyel denklemleri ifade edelim. Dolayısıyla ikinci dereceden değil de birinci dereceden diferansiyel denklem yazabilir miyim? Evet, yazabilirim ama bunun için bir bedel ödememiz gerekir. Tek bir denklem değil, bu sefer iki tane denkleme ihtiyacımız var. Çünkü bu ikinci dereceden bir diferansiyel denklem, iki tane başlangıç koşuluna ihtiyacımız vardı. Onlar nelerdi? İlk hız ve ilk konum. Şimdi tek birinci dereceden iki tane diferansiyel denklem yazmam lazım. En az iki. Çünkü iki tane başlangıç koşulları olursa ancak sistemin gelecek zaman evrimini ancak bilebilirim. O halde bu denklemlerden bir tanesi şu. X nokta eşittir V. Her zaman böyledir bu. İkincisi ise V nokta. V nokta yani x2 nokta ya da o da şudur. X2 nokta da şu. Eksi omega kare. Ama x2 nokta yerine ne yazıyorum artık? X'i değil de V'yi kullanıyorum. V 1 nokta x2 nokta demek. Ama faz uzayında x ve V'ler bağımsız birer parametre olduğundan dolayı artık V cinsine yazdım. İkinci dereceden yerine birinci dereceden diferansiyel denklem olmuş oldu. V nokta da eksi omega kare x'tir. Şimdi bakın bu iki tane diferansiyel denklem birinci derecede. Tek bir türevi alınmış. Bu sistemin hareket denklemleridir. Ben şimdi faz yörüngesini çizmek istiyorum faz uzayında. Faz uzayı x ve v'lerden oluşur. Bunu tekrar dikkatinize sunmak istiyorum arkadaşlar. Şurası x,
Burası V. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. X'in bir kez türevi V'dir. X ve V birbirine ilişkili. Hayır. Faz uzayında bağımsız parametre bunlar. Bakın bunlar ortogonaldir. Birbirine diktir. X değişirken faz uzayında bu geçerli. Değil mi? Faz uzayına özgü bir şey bu. X değişirken V değişmiyor. V değişir, X değişmiyor. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız iki tane parametredir. Faz uzayında böyledir. Böyle düşünmemiz lazım. Dolayısıyla şunu daha açık ifade edersek dx bölü dt yani x nokta eşittir v oldu. V nokta da dv bölü dt eşittir eksi omega kare x. Şimdi faz yörüngesini çizebilmek için sadece hızlar ve konumlar bana lazım. Zamanı yok etmem lazım. Zamanı istemiyorum denklemde. Onu da birinci denklemi ikinci denkleme bölerek elde edebiliriz. Dt'ler sadeleşir. Dx bölü dv eşittir. Eksi v bölü omega kare x olur. Ve işler dışlar çarpımı yaparsak, bir miktar düzenlersek yani. Şurası v bölü omega kare x. V çarpı dv eşittir. Eksi omega kare x dx. Bu denklemi çözebilmek için her iki tarafı integre ediyorum. Sadece bir kez integre etmem yeterli. Daha kolay yani. Bu denklemi çözmek çok daha kolay. Burası v kare bölü 2 olur. Ya da 1 bölü 2 v kare. Şurası karşı taraf eksi omega kare 1 bölü 2 x kare. Omega sabit olduğu için dışarı çıktı. Bu tarafa atarsam ama sağ tarafa atarsam pozitif olarak geçer. 1 bölü 2 omega kare zaten var. Bir de x kare. Bir de bu eşittir. Bir de artı burada ne var? İntegrasyon sabiti var. C. Sınırları belirsiz integral kullandığım için integrasyon sabiti o sağ tarafta kalsın istedim. Bu bakın hareket denklemi bir sabite eşit. Bu sabitin bir özelliği var. Bu özel bir sabit. Herhangi bir sabit değil. Nedir bu sabitin özelliği? Sistemin toplam enerjisine bakın. 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 m omega kare x kare. Çok benziyor değil mi? Sadece kütle eksik. Her iki tarafı m ile çarparsak, şurası m ile çarparsak, bunu da m ile çarparsam, karşı taraf m ile çarpılırsa yine sabit, kütle de sabit. Dolayısıyla karşı taraf nedir aslında? Sistemin toplam enerjisi. Sistemin toplam enerjisi direkt hareket denklemlerinden türettim. Şimdi bunlar neye bağlı? Hız ve konuma bağlı. Bu bir geometrik şekildir, denklemidir. Aslında hangi denklemdir bu? Yok. X kare artı y kare eşittir r kare. Çember, daire denklemi. Ama tam değil. Eğer katsayılar birbirine eşit olursa daire denklemidir. Katsayılar burada bir m bölü 2 m omega kare bölü 2 birbirine eşit olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu elipstir. Eliptik bir yörüngedir. Dolayısıyla bakın faz uzayında eliptik bir yörünge. Bu sistemin harmonik sancının faz yörüngesi eliptik bir yörünge. Ve yörüngenin ne kadar büyük olduğu, yani merkezden olan uzaklığı enerjisinin bir ölçüsü. Enerjisi ne kadar büyükse daha büyük bir eliptik yörünge üzerinde hareket eder. Sistemin durumu. Harmonik sallanıcın durumu. Ve kapalı bir yörüngedir. Buna bir yön bilgisi de ekleyebiliriz tabii. Mesela x, şurası konumun maksimum olduğu nokta. Burada hız sıfırdır. Yani bu tam şu nokta hangi değere tekabül eder? Şu denkleme bakacağız. V'nin sıfır olduğu yere tekabül eder. Çünkü tüm burada V sıfırdır. Bütün enerji, potansiyel enerji. Maksimum gerilmiştir ya da. Dolayısıyla 2 tane E bölü M omega. Şurası 2 tane E bölü M omega kare karekök içerisinde. Şu noktanın değeridir. Mesela şu nokta hangi değere tekabül eder? Enerji cinsine orası bakın. Bu sefer X. 2 M bölü 2 E bölü M. Karekök içerisinde 2 tane E bölü M'ye tekabül eder. Bu verilen bir E enerjisi için bir harmonik sallanıcının faz yörüngesi ve X arttıkça V azalır. X arttıkça V azalır. Şu şekilde sistemin zaman evrimi hep harmonik sallanıcıda böyle olur. Hep bu yörünge üzerinde gerçekleşir. Kapalı bir yörüngedir. Enerjisini değiştirdiğimiz zaman mesela daha küçük enerjili bir harmonik sallanıcı düşünün. Onun faz yörüngesi ne olur? Daha küçük bir eliptik yörünge olur. Daha büyük bir enerjili bir harmonik sallanıcı düşünün. Onun faz yörüngesi daha büyük bir eliptik yörünge olur. Değişik enerjilere tekabül eden harmonik sallanıca ait faz yörüngelerini bu şekilde çiziyoruz.
Böyle farklı farklı enerjiler içe geçmiş elipsler şeklinde ifade edilir. Aslında sürtünme eklediğimiz zaman harmonik sallanıcıya faz yörüngelerinin nasıl olması gerektiği konusunda bize ipucu verir. Mesela en dıştaysanız enerjisi en yüksek. İçeri doğru gittikçe enerji azalıyor. Enerjisi sıfır olan bir sistemin faz yörüngesi tam şurada bir noktadır ile temsil edilir. Hiçbir şey olmuyor demektir. Potansiyel enerji sıfır, kinetik enerji sıfır. Yani hem konumu sıfır hem hızı sıfır tam burada duruyor demektir. Şimdi bu sisteme bir sürtünme eklersek, mesela bir sıvı içerisinde olsun. Çünkü sıvı içerisinde veya bir hava ortamında olsun. Genelde bir direnç kuvveti etki eder. Direnç kuvveti çoğu zaman hızla orantılıdır. Bu diferansiyel denkleme bir de hızla orantılı olacak şekilde bir parametre ekleyebiliriz. Mesela artı gamma çarpı, diyelim ki bir gamma çarpı x nokta. Bu sefer bu başka bir diferansiyel, yine ikinci dereceden bir diferansiyel denklem olur. Bu diferansiyel denklemi çözerek hareket denklemini elde edebiliriz. Onu ben size bırakıyorum. Yapılabilir. Ve faz yörüngesi de şöyle olacaktır bu sistemin. Faz yörüngesi şöyle olacaktır. Şurası V, şurası X. Belli bir enerji değerinden başlar. Tam tersi değil mi? Fark etmiyor. X, V de olabilir ama şurası V, şurası X olsun. Ne yapar şimdi? Enerjisi en yüksekten başlar. Sonra enerji gittikçe azalır. Azalır ve denge noktasında durur. Nasıl bir yörünge bekleriz? Spiral bir yörünge olacak. Doğru. Hiçbir zaman birbirini kesmez değil mi faz yörüngesi? Ona da dikkat edeceğiz. Dolayısıyla böyle şöyle spiral bir yörünge olur. Böyle. En son şurada oturmuştur. Bu sürtünmeli harmonik sallanıcının faz yörüngesi olmuş olur. Enerji gittikçe azalıyor ve sıfıra doğru gidiyor. Şimdi mesela başka mesela birkaç tane fiziksel sistemin faz yörüngesine bakalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki belli bir yüksekten bir topu bıraktığı zaman top ne yapar? Zıplar. O zıplama hareketinin faz yörüngesine bakalım. Belli bir M kütleli bir cisim şöyle H kadar yüksekten bırakırsak top ne yapar? Zıplar. Şimdi bunun az önceki kullandığımız tekniği kullanarak önce hareket denklemini yazalım faz uzayında ve faz yörüngesini çizelim. Bu sistemin bir kere hareket denklemi şudur. Şurası Y ekseni olduğu için M çarpı Y iki nokta eşittir eksi nedir? Yukarısı Y olduğu için G'dir. Değil mi? Evet. M çarpı G'dir. M çarpı G'dir. M'ler sadece. Dolayısıyla Y iki nokta eşittir eksi G'dir. Ama bu ikinci dereceden denklem. Ben şöyle yazmak istiyorum. Bakın birinci de faz yörüngesini çizebilmek için burada teknik şudur. Birinci dereceden iki tane diferansiyel denklem yazmanız lazım. Bunlardan bir tanesi şu. Y nokta eşittir hız. V nokta eşittir eksi G. V nokta dediğim Y2 nokta. O da eksi G. Bu kadar. Bu bir diferansiyel denklem setidir. Bunu buna bölersek hareket denklemini bulacağız. Oradan faz yörüngesini çizeceğiz. Şurası D'ye bölü DT. Şöyle yazalım. D'ye bölü DT. Şurası da DV bölü DT. Ve birbirine bölersek arkadaşlar D'ye bölü DV eşittir eksi V bölü G. Ve işler dışarı çarpımı yapıyorum şimdi. V çarpı DV eşittir eksi G çarpı DY. Ve integre ediyorum. Yine karşı taraf integrasyon sabiti olacak. Burası 1 bölü 2 V kare artı G çarpı Y eşittir bir sabit. Bu özel bir sabit. Yine sistemin toplam enerjisi. Eğer kütleyle çarparsam. Kütleyle çarparsam burası mv kare kinetik enerji olur. Burayı kütleyle çarparsam mgh'tan potansiyel enerji olur. Dolayısıyla karşı taraf ne olmuş oldu? E olmuş oldu. Şimdi bakın bu nasıl bir denklemdir şimdi? Burası v kare, burası y. Bu paraboldur. Değil mi? Y'ye göre çizersek mesela paraboldur bu. Şöyledir. Şurası y olsun.
Şurası da V olsun. Faz yörüngesini çizeceğim. Şimdi Y'ye göre çizersem eğer tam V'nin sıfır, Y'nin sıfır olduğu yerde şurası maksimum, şurası H, şöyle bir paraboldür değil mi? Farklı bir kalemle mi çizseydik? Şöyle. Evet. Ama şey yönü değişmiş bir parabol. Negatif olacak parabol. Çünkü bakın şuradan şey yaparsak eğer, şurada y'yi yalnız bırakırsanız arkadaşlar, y eşittir ya da m gy eşittir e eksi 1 bölü 2 m v kare değil mi? Şurası v parabolik bir yörünge olacak. Y'ye göre çiziyoruz çünkü. Mg bölersek e bölü mg, m'ler sadeleşir 2g olur, v kare bölü 2g. Eğer v e yerine 0 verir, v yerine 0 verirsek y'nin maksimum değeri e bölü mg olur. O da h'a tekabül eder. Şurası e bölü mg kadardır. Parabolün negatif olması şu eksi işaretten dolayı kaynaklanır. Yani şöyle bir parabol değil de böyle bir parabol olması şu eksi işaret bize söylüyor. Ve V'ye göre çizilmiş bir parabolik denklem. O da faz yörüngesidir. Şurası bize burası yok değil mi? Neden? Çünkü sadece top şuradan itibaren gelir. Eğer mesela şu diyelim ki burada bir yerin altından bir delik açmış olsak, top herhangi bir delikten girip de sonra tekrar çıkıp salma hareketi yapıyorsa bu tam bir dairesel yörünge olur. Aynen şey gibi. Bu da bir salma hareketi olmuş olur. Basit harmonik salıncı gibi tam bir salınım hareketi yapmış olur ama burada salınım tamamlanmıyor. Belli bir yerden sonra top zıplıyor. Dolayısıyla şöyle bir yarım kapalı yörüngedir. Bu da o sistemin faz yörüngesini bize verir. Biz faz yörüngesi bizim için önemli. Faz uzayı bize hemen hemen bütün bilgileri verir. Evet. Ben şimdi bir şey daha yapmak, kaç dakikamız var? Bir şey daha yapmak istiyorum ama. Neyse tamam, burada bırakalım bu dersi. Burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde Lagrangian mekaniğine geçiş yapacağım arkadaşlar.